Herkese merhaba arkadaşlar ben Ghost of Dead. Bugün sizlerle Watch of Ramps'te oyuna tekrardan limitli bir şekilde gelmiş olan Last karakteri hakkında konuşacağız. Gerçekten güzel bir karakterimiz. Bu karakter ilk çıktığı zaman da biraz incelemiştik arkadaşlar. Şimdi ise tüm özelliklerinden her şeyinden detaylı bir şekilde bahsetmeye çalışacağım. Onun dışında bu karakteri nerelerde kullanabiliriz? Gerçekten etkili bir karakter mi? İşimize yarayacak bir karakter mi? Bunlar hakkında da konuşup videoyu bitirmiş olacağız. Şimdi gelelim karakterimizin özelliklerine. Nightmare Faction'da bulunan Fighter sınıfında yer alan bir karakterimiz. Atak menziline baktığımızda dairesel bir atak menziline sahip. Yani arkadaşlar diğer Fighter'lar gibi sadece önünde bulunan düşmanlara değil, sağında, solunda ve arkasında bulunan düşmanlara da hasar verebiliyor. Gelelim Tarantin'e. Tarantin'de arkadaşlar kendisi de dahil olmak üzere Nightmare Faction'da bulunan üyelerin aktifleştirdiği her iki ulti için bir kere günahkar kırbacı tetikli arkadaşlar. Günahkar kırbaca baktığımızda atak menzilinde bulunan rastgele bir düşmana yüzde üç yüzlük hasar çıkarmış oluyor. Yani arkadaşlar bu karakteri kullanırken Nightmare takımıyla birlikte kullanmanız gerekiyor. Yani yüksek hasara ulaşmanız için mutlaka Nightmare takımıyla birlikte kullanmalısınız. Çünkü arkadaşlar ne kadar fazla takım üyesi varsa bu karakter o kadar fazla günahkar kırbaç tetikleyecek ve o kadar yüksek hasar açığa çıkaracaktır. O yüzden mutlaka bu karakteri Nightmare takımıyla birlikte kullanmalısınız. Gelelim Basic atağına. Basic atağında arkadaşlar atak menzilinde bulunan rastgele düşmanlara iki kere atış gerçekleştiriyor ve her atış %80'lik hasar vermiş oluyor. Onun dışında kendi müttefiklerine de arkadaşlar %15 şansla saldırabiliyor. Kendi müttefiklerine saldırdığı zaman onların en fazla arkadaşlar %5 can kaybetmesine sebep oluyor. Yani bu karakter arkadaşlar kendi müttefiklerine de hasar vermiş oluyor. Eğer müttefiklerinizin canı az kalmışsa, last karakteri onları öldürebiliyordu arkadaşlar. Öyle bir durumda var. Onun dışında gelelim ultisine. Ultisinde arkadaşlar ulti sırasında %20 daha fazla hasar vermiş oluyor. Onun dışında basic atakları normalde 2 atış gerçekleştiriyordu. Ulti aktifleştirdiğiniz zaman 4 atış gerçekleştirmiş oluyor. Bu da 15 saniye sürüyor. Bu özelliği defoladığımızda 20 saniyeye çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Gayet güzel bir ultiye sahip. Yani 2 atış yerine 4 atış gerçekleştirerek daha yüksek hasar vurmuş oluyor karakterimiz. Gelelim pasiflerine. Birinci pasifinde arkadaşlar her günahkar kırbacı tetiklediğinde kalıcı olarak atak speedini 30 artırıyor. Maksimum 3 kere stekleniyor arkadaşlar bu. Toplamda 90 atak speed'e ulaşmış oluyor. Gayet güzel bir özellik arkadaşlar. Yani yüksek oranda atak speed'i artırarak çok sık beyzik basic atak gerçekleştirebiliyor. Zaten karakterin asıl olayı basic atakları. Gelelim diğer pasifine arkadaşlar. Diğer pasifinde eğer bir müttefiğine basic atakla saldırırsa 4 saniye boyunca hasarını %20 oranında arttırıyor. Eğer arkadaşlar bu saldırdığı hedef Nightmare Faction'ın bir üyesi ise %40 şansla e, hedef %10 Rage'ini yeniliyor arkadaşlar. E, yani Last'ın kendi e, Faction'da bulunan üyelerine saldırması o Faction'daki üyelerinde de daha hızlı ulti atmasına sebep oluyor. Bu da gayet güzel bir özellik arkadaşlar. Daha sık ulti demek, daha sık arkadaşlar günahkar kırbacı tetiklemek demek. Bu da arkadaşlar daha yüksek hasara ulaşmak Demek o yüzden Las karakterini daha fazla Nightmare Infection UC ile birlikte kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gelelim karakterimizin Bond Skill'ine arkadaşlar. Arrogance karakteriyle birlikte Bond Skill'i aktif oluyor. Ulti sırasında arkadaşlar %20 ekstradan hasar vuruyor. Onun dışında verdiği tüm hasarlar düşmanlara yakma etkisi uyguluyor. Yakma etkisi de arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 saniye sürüyormuş. Bu da gayet güzel bir özellik. Özellikle arkadaşlar Arrogance'la birlikte çok üst düzey hasara ulaşabiliyorsunuz. Hele ki Aragans'ın kendi özel artifekti bulunuyorsa ciddi anlamda bu yakma etkisi çok ama çok içinize yarıyor. Evet karakterimizin özellikleri bu şekildeydi. Gelelim karakterimizin Awaken'larına. Awaken birinde günahkar kırbacı tetiklediği zaman arkadaşlar düşmana %20'lik bir defans azaltması uyguluyor. Bu da 5 saniye sürüyormuş. Gayet güzel bir özellik. Awaken ikisinde artı 300 atak kazanıyor. Awaken 3'üne geldiğimizde arkadaşlar Atak speed kazandığı pasifi maksimum siteye ulaştığı zaman ekstradan %20 bir atak speed daha kazanıyormuş. Bu da gayet güzel bir özellik. Zaten karakterin önemli olanı basic atağı arkadaşlar. O yüzden atak speed'i ne kadar yüksekse o kadar sık basic atak atacaktır. Bu da arkadaşlar karakterin daha yüksek hasar vurmasını sağlayacaktır. Gelelim Awaken 4'üne penetrasyon etkisini %8 arttırıyormuş. Gelelim Awaken 5'ine karakterin asıl olayını arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü bir Awaken. Karakteri Awaken 5 yaptığınızda ciddi anlamda çok üst düzey bir hasar ortaya çıkarabiliyorsunuz. Normalde arkadaşlar karakterin basic atakları 2 atış gerçekleştiriyordu. Ulti sırasında 4 atışa çıkarıyorduk. Evvekin 5 yaptığınızda bunu 6 atışa çıkarmış oluyorsunuz arkadaşlar. Evvekin 5'inde ulti sırasında basic atakları 6 atış gerçekleştirmiş oluyor. Bu da ciddi anlamda çok ama çok yüksek hasar açığa çıkması demek. Gerçekten çok üst düzey bir potansiyele ulaşmasına sağlıyor. Zaten görmüşsünüzdür arkadaşlar. Guild Boss 2'de yani 800-900 milyon civarında hasar verebiliyor karakter. Yani evekin 5 olduğu zaman ciddi oranda çok yüksek hasara ulaşabiliyor. Evet karakterimizin eve yakınları da bu şekildeydi. Tüm özelliklerinden her şeyinden detaylı bir şekilde bahsetmeye çalıştım. Umarım arkadaşlar faydalı olmuştur. Gelelim karakteri nerelerde kullanırız? Nerelerde daha etkili olur? Gerçekten işimize yarayacak mı? Faction Trail'da arkadaşlar zaten her karakter kendi Faction'da gerçekten etkili oluyor. O yüzden 5 puan alması gayet normal. Karakter arkadaşlar Guild Boss 2 ve Guild Boss 1 için gerçekten çok ama çok etkili bir karakter. Yani zaten görmüşsünüzdür hem Guild Boss 2'de hem Guild Boss 1'de karakteri rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Ve ciddi anlamda çok ama çok üst düzey hasara ulaşabiliyor. Ama karakterin mutlaka arkadaşlar üst düzey hasar çıkarması için Awaken 5 olması şart. Onun dışında tabii ki hasarı güzel bir şekilde açığa çıkarıyor. Yani Torador ve Aragans varsa yanında. Mutlaka yine güzel bir hasar açığa çıkarıyor. Fakat Awaken 5 olduğunda hasarı yani inanılmaz derecede çok yüksek oluyor arkadaşlar. Onun dışında Artifact Materyal'de kullanılabilecek bir karakter. Void Rift'te kullanabilirsiniz. X-Rate Gold Rate'i saymıyorum arkadaşlar. Onlar zaten kolay bölümler. Immortal Codex'te Zelus boss'unda kullanılabilir bir karakter. Onun dışında diğer boss'larda kullanılacağını düşünmüyorum. Tight'da arkadaşlar BPS'i biraz düşük karakterin o yüzden Tight'da etkili olmayacaktır. Bu kullanılmıyor maalesef. Yani hem kendi karakterlerine hasar vurduğu için ciddi oranda canınızı azaltabiliyor karakter. Single Target Arena'da yani daha iyi karakterler olduğu için maalesef kullanılmıyor. Yani Single Target Arena'da Burst Damage atan ani hasar bir anda çıkarabilen karakterler bulunduğu için maalesef Single Target Arena'da kullanmıyoruz. Geri de yani kullanılmıyor. Gerek bir de kullanılmıyor. Arena alan hasar arenasında kullanılmıyor arkadaşlar. Etkili bir karakter değil. Onun dışında Gear Dungeon 2'de yani kullanabilirsiniz. Fakat e, hani kullanılığını çok görmedim. Ama arkadaşlar ya ben de denemediğim için pek bir şey söyleyemiyorum Gear Dungeon 2 için. Geriye düşte zaten havaya vurmadığı için herhangi bir şekilde kullanılmıyor. Gear bir 1'de zaten fiziksel hasar düşmanlar fiziksel hasar almadığı için kullanılmıyor. Yani Antair Arenası'nda zaten arkadaşlar orada da kullanılmıyor. Evet karakterimiz bu şekildeydi. Çok şart bir karakter mi? Yani şöyle söyleyeyim. Limitli şampiyonlar arkadaşlar. Nadir olan şampiyonlar. Yani bu karakteri bu etkinliklerde alırsanız çok iyi olur. Çünkü karakterleri ciddi anlamda eve 5 yapmak zaten zor. Hani bu etkinliklerde artık çok fazla kaynağınız olacak ki o ana evi ekim 5 yapın. Onun dışında zaten hani bu etkinlik bittikten sonra bu karakteri tekrardan elde etmeniz için böyle bir etkinlik beklemeniz gerekiyor. Yani ilk başta arkadaşlar sevgililer günü zamanında gelmişti. Yani neredeyse 7 ay oldu. 7 ay sonra tekrardan geldi arkadaşlar. Biz daha önce 7 ay sonra ...evi ekim 1 yapabiliyoruz. Yani daha yüksek yapamıyoruz. Tabii çok fazla kaynağınız varsa ve şansınız varsa arkadaşlar last karakterini ev 5 yapabilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi limitli şampiyonlar gerçekten nadir karakterler. İlla ki elinizde olması gereken karakterler arkadaşlar. Gerçekten bazı yerlerde çok ama çok işe yarıyor. Zaten last karakterini hani kullanacağınız yer varsa Guild Boss 2'de kullanırsınız. Onun dışında şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Void Rift'in bu son söz kısmında gerçekten son boss'da arkadaşlar çok etkili bir karakter olduğunu söylemeliyim. Hani orada da kullanılabilecek bir karakter. Özellikle Nightmare takımınız varsa yani Torodor, Arogans gibi karakterleriniz varsa Last karakterini son boss'da kullanıp çok rahat bir şekilde son öldürebiliyorsunuz. Gerçekten orada çok etkili oluyor onu söylemeliyim. Onun dışında karakterin zaten başka ekstradan kullanım bir alanı, kullanım alanı bulunmuyor. Karakter hakkında her şeyden bahsetmiş olduk. Yani bu karakteri mutlaka elde edin arkadaşlar. İlla ki işinize yarayacaktır. Ee, yani şimdilik bu kadar. Umarım e, karakteri arkadaşlar ya yani çabuk elde edersiniz. Ee, eğer az kaynağınız varsa hani 250 samına ulaşmadan elde etmeniz sizin için daha faydalı olacaktır bir de arkadaşlar cumartesi günü Ancient Summon etkinliğimiz var. Carnelian karakteri için. Ya yani şunu da söylemek istediğim şöyle bir durum var. Şimdi burada arkadaşlar Ancient Summon'lar harcadıktan sonra hani haftaya ne geleceğini bilmiyoruz. Çünkü bu güncelleme gelmediği için yakın zamanda Priotus ve Ingrid karakterini tekrardan getirebilme ihtimalleri var. Hani o yüzden biraz aslında sıkıntılı bir durum Ancient Summon'ları harcamak ama Carnelian için değer mi? Tabii ki değer çok iyi bir karakter, çok değerli bir karakter. Ya Predatus karakteriniz varsa direkt burada açın. Yani beklemeyin hiç Piretusu. boş verin. Zaten e, yani Predatus'un Evaken 5'te tabi muazzam oluyor. Fakat Evaken 1 olması bile Evaken 2 olması bile karakter için yeterli oluyor. Ama Carnelian karakteri gerçekten şart karakterlerden birisi arkadaşlar. Onu mutlaka söylemeliyim. Onun dışında gördüğünüz gibi etkinliğimiz de gelmiş oldu. Burada da arkadaşlar etkinlik hakkında da video çekeceğim. Yani hikaye modu zaten kolay, önemli olan çalışma modu. Orada arkadaşlar yüksek puan nasıl yapılır, hangi karakterleri kullanmalıyız, onun hakkında da bilgi vermiş olacağım. Shop kısmında da arkadaşlar mutlaka last'ın kendi özel artefaktini almanızı öneriyorum. Onun dışında tabi E sahibi saman, elmaslar da bunları hepsini büyük ihtimal yüksek puan yaptığınızda alabileceksiniz. Evet video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi oyunlar dilerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.